gerekir. Yani 38 yıldır bu ülkede gazetecilik yapan biri olarak ve işte 38 yıldır bir şekilde hem toplumu hem de medyayı gözlemleyen biri olarak söylüyorum ki son bir senedir, kabaca son bir senedir bağımsız ve muhalif tabir edilen medyada bir ılımlı muhalif kadrolaşma görüyoruz. Yani daha düne kadar AKP'nin tetikçiliğini yapan, daha düne kadar yandaş medyanın köşelerini tutmuş olan bir takım tipler bugün hepimizin umudu olan bağımsız televizyon ve gazetelere sızmış durumdalar. Bu adamlar rutubet gibi. Düne kadar Atatürk'e bile küfredenler şimdi Atatürkçü olup bağımsız ve yurtsever medyada boy gösteriyorlar. Bu size biraz önce bahsettiğim klişe cümlelerin topluma servis edilme noktaları da yine bu kişiler. Yani aslında bakarsanız yandaş medyaya belli ki bir mekanizma, bir ortak metin veriyor. Bunlar fotokopi gibi aynı şeyleri yazıyorlar. Bunun tam tersinde bağımsız ve yurtsever tabir ettiğimiz medyada da aslında bu bahsettiğim kişilerle aynı papağan efekti yaratılıyor. Benzer cümleler veriliyor. Sanki muhalefet yapılıyormuş gibi. Aslında bir Acıvat Karagöz muhabbetine dönüşüyor. Toplum giderek bilgiden ve gerçeklikten uzaklaşıyor. Sarayın ekmeğine yağ sürülüyor. Bu bağımsız ve yurtsever medyadaki kamuflajlı saray muhafızları sayesinde aslında bütün medya yandaşı ile yandaş olmayanıyla AKP politikalarının AKP çıkarlarına hizmet eden bir medya haline dönüşüyor. Gerçekten namusuyla gazetecilik yapan insanlar giderek daha fazla tasfiye ediliyor. Sanırım en geç 1-2 sene içerisinde artık toplumun bilgi alma kaynakları tamamen kesilecek. Yılmaz Özdil, 10. köyler her zaman vardır. O 10. köylere de biz talibiz, 10. köye de talibiz. Ben ne demek istediğinizi çok iyi anladım. Çok dikkatli izleyicilerimiz de mutlaka anlamıştır. Çok haklısınız. Üzüntü duyulacak bir başka konu da izleyicinin gözünde ve kulağında o söylemlerin normalleştirilmeye çalışılması. Maalesef, maalesef öyle.